İletişim altyapısı Vodafone 4.5G tarafından sağlanan bir Çip tek canlı canlılığına daha hoş geldiniz. Ee, yanımızda Qualcomm Türkiye Ürün Müdürü Barış Rojan var. Biraz önce e, belki arkadan da görüyorsunuzdur bir varak masa basın toplantısında e, 5G ile ilgili konuştuk. E, bize çok değerli bilgiler verdi. E, şimdi de buradaki bilgilerden kafamızda kalan bazı soruları ve bu bilgilerin biraz da tekrarı olacak gerçi ama e, onları da sizlere aktarmak için e, sorularımızı yönelteceğiz. E, öncelikle Güzel teşekkür var. ederiz zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Şimdi gerçi biraz tekrar olacak. Biraz önceki tekrarlı olacak ama biraz da hı hı. izleyenlerimize aktarmak için. Şöyle başlayalım istiyorsanız. Şimdi 5G ile ilgili konuştuk. Evet. 5G nedir ve bize neler vaat ediyor? Ondan kısaca başlayalım. Şimdi Mahmut şöyle biliyorsun mobil teknoloji aslında her 10 senede farklı bir evrim geçiriyor. İşte 1980'lerde 1G'lerle başladık. Hı bu araç telefonları hepimiz evet. hatırlarız. 90'larda 2G şebekeler yani ses olayı ve cep telefonları hayatımıza girdi. 2000'lerde 3G ile tanıştık yani mobil internetle tanıştık ve akıllı telefonlarla tanıştık. Daha sonra geçtiğimiz 4-5 sene içerisinde de 4G şebekeleri hayatımıza alındı ve çok daha hızlı bir veri kullanımı bize vaat etti ve kavuşturdu bizi. Şimdi önümüzdeki dönemde de 5. jenerasyon yani 5G şebekelere doğru ilerliyoruz. 5G şebekeler nedir? Bugüne kadar konuştuğumuz farklı, inovatif bir takım teknolojilerin işte sanal gerçeklik, şoförsüz araçlar, kendi kendini kullanan araçlar, nesnelerin interneti gibi bir takım farklı teknolojilerin oluşmasına imkan veren, şu anki şebekelerden çok çok daha hızlı, çok daha az gecikmeye sahip, çok kapsamlı yeni mimari altyapıları ve şebeke altyapıları. Bunlar önümüzdeki dönemde hayatımıza giriyor olacak. Yani Aslında şey... Hani böyle genelde şimdi 2G'den 3G'ye geçtik, sonra 4G'ye geçtik. Gerçi 3G'den 4G'ye geçerken biraz daha e, hani mantık değişmişti ama e, sonuçta bu geçişlerde hep hız ön plandaydı. Ama sanırım e, 4G'den 5G'ye geçerken hızdan çok daha fazlasını e, ...fazlasına sahip olacağız. Hani şöyle bir durum var... ...şu anda mesela ben kendi adıma konuşayım... Ee, ...henüz 4.5 G'ye geçmedim ben... ...çünkü hani 3 G'de... E, ...günlük hayatımda o, o hız bana bağlantı yeterli oluyor... ...ve daha şey için 4.5 G'ye geçmeyi düşünmedim. Şimdi peki insanların... E, ...burada 5 G'ye geçmesi için... E, ...hani neden 5 G'ye ihtiyaç duyacağız... ...daha doğrusu? Ya şöyle yine tabii hız... ...önemli Aslına baktığınızda. Bu bahsettiğimiz... ...kritik servisler... E, ...işte kendi kendini kullanan arabalardan bahsediyoruz... ...burada hız önemli ama... Hızdan daha önemlisi şebekenin altyapısının gecikmesiz bir şebeke olması. Yani siz akılsı kendi kendini kullanan bir araç, trafik ışığı kırmızıya döneceği zaman bu şebeke üzerinden onu çok çok kısa bir zaman içerisinde hiçbir gecikme olmadan iletişime, iletişime geçerek çözebilmesi ve haberleşebilmesi lazım. Yani bu şebekelerin en büyük özelliklerinden bir tanesi milisaniyenin altında haberleşmeye el veriyor olması. Birincisi bu. Yani hem hız hem de gecikme hızı. Diğer özelliği de şimdi artık dünyada bugün 7 milyar telefon abonesi var. Yani 7 milyon kişi 7 milyar kişi ama 7 milyar abone var. Önümüzdeki dönemde yaklaşık 50 milyar farklı cihazın birbirine ve şebekeye bağlandığı bir dünyaya doğru ilerliyoruz. Bugünkü mobil şebekeler bunu yönetebilecek düzeyde kapsamlı ve geniş bir altyapıya sahip değil. İşte 5G bütün bunları yani hayatımızı kolaylaşacak farklı bir takım servisleri ve bir takım teknolojileri hayata girmesini el verecek bir şebeke mimarisi vaat ediyor. Yani ne yapacağız? İşte sanal gerçeklikle Amerika'daki bir doktor örnek veriyorum. Amerika'daki bir doktor Türkiye'deki bir hastayı ameliyat edebiliyor olabilecek. İşte akıllı, akıllı akıllı araçlar, evimizde akıllı evler, akıllı şehirler devreye giriyor olabilecek ve bu şebeke işte bunu vadeden çok geniş kapsamlı bir şebeke oluyor olacak. Yani hızdan çok o hızın gecikmeleri daha çok biraz daha engelleyen bir şey olacak bizim için. Evet, evet. Peki şimdi hani bir çip üreticisi olarak aslında hani birçok şeyin teknolojinin aslında temelini atan bir firma olarak Qualcomm'un 5G vizyonundan biraz bahsedebilir misiniz? Yani bu bu 5G noktasında Qualcomm'un neresinde olacak? Qualcomm hem operatörlerle, global operatörlerle farklı denemeler ve 5G alanında farklı yapı taşı teknolojilerin geliştirilmesi üzerine çalışıyor. Aynı zamanda bu 5G şebekeleri hayata geçtiğinde daha akıllı şebekeler olacak. Bu şebekenin sunduğu servislerden faydalanabilmek için cihazınızın da daha akıllı hale gelmesi gerekiyor. Bu teknolojinin büyük çoğunluğunu da aslında Qualcomm ve benzeri firmalar üretiyor. Yani önümüzdeki dönemde Qualcomm bu 5G şebekelerinin sunacağı yeni servislerden faydalanabilecek daha akıllı cihazlar üretiyor olacak. Yani ne olacak? Cihaz cihazınız etrafınızdaki değişik objelerle etkileşime geçebiliyor olacak. Daha akıllı bir hale gelecek. Sizi tanıyacak, ortamı tanıyacak vesaire. Bir takım çıkarımlar yapabilecek ve sizin hayatınızı kolaylaştıracak. İşte bu yapı taşı teknolojileri geliştiren firmaların başında da Qualcomm geliyor. Bu alanlar üzerine çalışıyoruz. Aynı zamanda bu işin spesifikasyonlarının geliştirilmesinde de Qualcomm aktif bir rol oynuyor. Şimdi şey dedik biraz önce ki sorum aslında cevaplarken hani bu şimdi bazı istasyonlarının tabii ki e, hani buna uygun olduktan sonra sizin bunları faydalanabileceğiniz cihazların da buna uygun olması gerekiyor. Bu noktada zaten Qualcomm devreye giriyor. Şimdi e, şu ana kadar 4.5G biraz önce toplantıda konuştuk ama tekrar vurgulamak için soruyorum. Eee 4.5G ihaleleri yapıldı. Ondan sonra bu ihaleler e, sanırım 5G e, kullanımı da kapsıyor operatörlerin. Ama bunlar bir yere kadar kapsıyor kapsayacak galiba ve daha e, yüksek hızlar için ihtiyaç duyulan o bant genişlikleri için yeni ihalelerin yapılması gerekiyor. O o kısımdan biraz evet. daha bahsedelim miyiz? Şimdi senin de bahsettiğin gibi 4.5G ihalesi sürecinde çok ciddi frekans tahsisi yapıldı. Hakikaten sektörün çok ihtiyacı olan ciddi frekans tahsisleri yapıldı ve bu frekansların büyük kısmı 5G şebekeleri devreye girdiğinde de kullanabilecek, kullanılabilecek kullanabilecek evet. ve kullanılması gereken e, frekanslar. Ancak 5G'nin gerçek vaat ettiği çok yüksek hızlar, işte düşük e, düşük gecikmeli bir şebeke e, altyapısını sağlayabilmek için 6 GHz'in üzerinde yani bugün ihalesi yapılmamış olan frekanslarında tekrar ihale yapılıp kullanıma açılması e, gerekecek. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da aynı şekilde geçerli ve daha aslında biraz erken e, bunun yapılması için ama önümüzdeki dönemde tekrar bu frekanslarında tahsil edilmesi gerekecek 5G'nin gerçek potansiyelini karşılayabilmek Aşır, için. Evet. Peki şimdi e, bunun için aslında erken diyoruz ama e, bu, bu konuda çalışmalar yapan yani standartlar öncesinde çalışmalar yapanlar var. Peki şimdi e, hani 5G'nin dünyada ve tabii bunun akabinde Türkiye'de ne zaman kullanılmaya başlanacak gibi bir tahmin alabilir miyim? Şöyle 2018'lere doğru standartizasyonun bitmesi ve daha sonra da 2020 gibi e, ticari şebekelerin, 5G şebekelerin hayata girmesi, hayata geçirilmesi bekleniyor dünyada ve Türkiye'de de. E, ancak tabii standartizasyonu beklemeden daha erken bir takım yatırımlar yapmak isteyen işte Amerika'da, Kore'de, Japonya'da bazı operatörler var. Onlar 2017'lerde e, ilk işte denemeleri yapıp 2018'ler gibi 5G e, diye tanımladıkları şebekeleri hayata geçirmeyi planlıyorlar. Ama baktığınızda hani bu işin standartizasyonun yapan e, kurumlar 2020'ler gibi bu işi e, finalize edip hayata geçirmeyi planlıyorlar. Peki şimdi e, bu süreçte yani şu an günümüzden e, 5G kullanmaya başlayan aradaki süreçte be, şey e, Qualcomm ne yapıyor yani nasıl bu süreç neresinde dur duruyor? Evet. Qualcomm birkaç şey yapıyor. Birincisi az önce bahsettim. Bu işin standartizasyonunda aktif rol alıyoruz. Farklı geliştirdiğimiz teknolojileri bu standartizasyonu yapan kurumlarla beraber hayata geçiriyoruz. Birincisi Birinci yaptığımız bu. Çünkü standartizasyon önemli. Yani farklı cihazların aynı beraber çalışabilmelerini sağlayabilmek için önemli bir faaliyet. Tabi 5G şebekelerini destekleyecek 5G işlemciler üretiyoruz. Şu anda geliştirme aşamasında. İşte 2020'lerden önce bunları da hayata sunacağız. Aynı zamanda 5G'nin hayata geçebilmesi için hem operatör hem de üreticiler tarafında bu teknolojilerin test edilmesi ve geliştirmesi gerekiyor. Evet. Bu test platformlarını ve deneme platformlarını büyük kısmını Qualcomm olarak biz yaratıyoruz ve operatör müşterilerimize farklı testler yapıyoruz. Peki, Peki. hani son olarak toparlayacak o gerekirse hani 5G ile ilgili eklemek istediğiniz. Şimdi tabii ben toplantıda da konuştuklarımızı tekrar hatırlamaya çalışıyorum bir şey eksik kalmasın diye. Tabii evet. şunu ekleyebilirim yani 5G çok çok farklı servislerin yani bugüne kadar hep konuştuğumuz ama hayata tam olarak geçememiş pek çok servisin işte mobil sağlık, mobil eğitim, sanal gerçeklik, akıllı arabalar, akıllı ev vesaire gibi teknolojilerin gerçekten hayata geçip kullanıma girmesini sağlayabilecek ciddi kapasite hem hız tarafında hem gecikme tarafında hem şebeke yönetimi tarafında ciddi bir e, altyapı sağlıyor olacak. Bu alanlar da dünyada çok farklı firmaların ve ülkelerin daha henüz ön plana çıkıp liderlik seviyesine ulaşamadığı alanlar. O nedenle ben Türkiye'deki işte girişimciler, üçüncü şahıs firmalar, startup'lar vesairenin bu alanda ciddi bir avantaj yakalayabileceğini ve ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum ARGE tarafında. Bizim için aslında ciddi bir fırsat vaat ediyor. Çünkü hakikaten çok yeni bir alan. Çok evet, çok e, bakir bir alan aslında evet, baktığınız isim. zaman. Peki e, şöyle bir şey sorayım. Şimdi e, aslında bu sizin biraz önce bütün toplantı boyunca hani 5G'den biraz da bağımsız olarak Qualcomm genelinde. Şimdi sizin ürettiğiniz çipler sonuçta bundan sonraki gelecekteki tüm cihazların ya sadece cep telefonlarından bahsetmiyorum. Zaten cep telefonlarında bir doyuma ulaştığımızı birçok ülkede biliyoruz. İşte nesnelerin interneti konusunda işte akıllı evler, giyilebilir teknolojiler, bağlantılı arabalar, sağlık alanlarında ya da işte bahsettiğiniz eğlence alanlarında evet. işte VR gözlüklerden dronlara kadar birçok yerde bu tür çipler kullanılıyor. Şimdi... Baktığınız zaman ben kişisel olarak da mesela Kickstarter ve işte böyle Indiegogo gibi böyle fonlama şeylerini de takip ediyorum. Sitelerini de takip ediyorum ve buradaki inovatif projeleri takip ediyorum. Eee bunların hepsinin içinde mecburen bir temelinde bir çip kullanmanız lazım. Şimdi bir çip üreticisi olarak aslında Qualcomm'un hani şu anda çiplerinin tümünü sanırım büyük üreticiler genelinde şu anda çalışıyorsunuz. Peki bu işte startup'lar için ve böyle daha çok işte böyle nasıl denir? Yeni Küçük üreticiler için böyle yeni bir şeyler geliştirmeye açık üreticiler için e, onların sizin çiplerinize ulaşması nasıl olabilecek? Güzel bir soru aslında. Dediğim gibi hani akıllı telefon tarafında akıllı telefon üretmek aslında öyle herkesin yaptığı veya yapabildiği bir şey değil. Onun için sadece büyük üreticiler işte büyük global ne? üreticilerle çalışılıyor. Ama tabii ineslerin interneti ve bu başka cihazlar bahsettiğin farklı cihaz ekosistemine ilerlediğimizde dediğim gibi startuplar, girişimciler vesaire çok ön plana çıkıyor olacaklar. Biz de Qualcomm olarak Qualcomm'la çalışmak, Qualcomm işlemcilerini kullanmayı nasıl daha kolay hale getirebiliriz? İşte başlangıç paketleri hazırlayarak, starter kitler hazırlayarak bu tarz firmalara daha farklı teknik destekler sunarak bunu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Yani önümüzdeki seneden itibaren aslına baktığında özellikle nesnenin interneti tarafında bu tarz girişimlerimizi arttırıyor olacağız. Hatta farklı yarışmalar düzenliyoruz. Farklı alanlarda girişimci ekosistemi destekleyecek, Qualcomm işlemcilerinin kullanılması ve inovatif cihazların ortaya çıkarılması için bir tane sağlık alanında yaptık geçen sene. Bu aktiviteleri arttırıyor olacağız. Senin de dediğin gibi nesnenin interneti tarafında girişimciler ve küçük firmalar daha ön plana çıkıyor olacak. Yani onlar da artık bundan sonra hani sizin işlemcilerinizi ulaşıp belki hani perakende bir, bir şekilde alıp hani bu normalde şeyler vardır, e, ordino setler vardır, böyle evet. daha küçük evet. şeyler onlar gibi temin edebilecekler bundan sonra. Bunun yani. yani üzerine çalışıyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz şey verdiğiniz şey bilgiler var. için. E, i̇letişim altyapısı Vodafone 4.5G tarafından sağlanan bir çip tek canlı yayının sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki canlı yayınımızda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Merhaba sevgili Çip TV izleyicileri. Bir Chip Tech Talk canlı yayınında daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi canlı yayınımız sona erdi. Samsung lansmanı sona erdi. Şu anda salon boşalıyor. Bir sonraki canlı yayınımızda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyoruz.